Birliği ülkelerinin bir kısmı yine Biden gibi düşünmüyor. Onu söyleyelim. Onun içindir ki Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenen Macaristan Başbakanı Orban soluğu Ukrayna'da aldı ve ardından da Rusya'da aldı ve barışı nasıl tesis edebiliriz? Ukrayna'da barışı nasıl tesis edebiliriz çabası içerisindeydi. Buna Sayın Cumhurbaşkanımızın Astana'daki en son yine Sayın Putin'le yaptığı görüşmeyi ve oradan çıkan sonuçlar hatırlayarak baktığımızda Türkiye'nin de tutumu belli. Türkiye'de artık bu savaşın bitmesi ve barışın tesis edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve hatırlayalım yine Erdoğan Putin görüşmesinden sonra şöyle bir şey çıkmıştı. Sayın Putin dedi ki İstanbul Dolmabahçe'de mutabık kaldığımız konularda biz hala sabitiz. Yani oradaki varılan mutabakata sadakatimiz var. Eğer yine bir kapı açılırsa, bir yol barış için bir yol başlanacaksa İstanbul Dolmabahçe'deki alınan kararlara uyacağız anlamı taşıyan cümleler kurdu. Ne demek bu? Biliyorsun savaşın henüz daha bu kadar derinleşmemiş olduğu bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı yine bir yurt seyahatine çıkmadan hemen önce Uzak Doğu'ya bir seyahat olacaktı. Biz de katılmış o seyahate. Hemen öncesinde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı'nın ofisinde iki tarafı Rusya ve Ukrayna tarafını bir araya getirdi ve o bir araya getirdiğinde de belli bir aşamaya geldi. Ama o günün akşamında Biden açıklama yaparak yanlış hatırlamıyorsam ya 700 milyon dolarlık ya 7 milyar dolarlık. Yanlış hatırlayabilirim rakamı ama 7 olduğunu biliyorum. Silah yardım yapacağız Ukrayna'ya diyerek o süreci baltalamıştı. Ama Putin Erdoğan'la Astana'da yaptığı görüşmeden sonra o Dolmabahçe inisiyatifine tekrar atıf yapıyor. Bunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla Biden'ın dün akşam yaptığı açılış konuşmasındaki bu Ukrayna ile Putin'in savaşıdır. Ya da Ukrayna Putin'i yenecek, Rusya'yı yenecek cümleleri ve ardından da yapılacak yardımları açıklaması bu savaşın devam etmesi gerektiği yönünde bir kararlılığın Amerika'nın ve işte NATO'nun büyük ortağı olarak Amerika'nın kararlılığını gösteriyor. Ama bunun çözüm olmadığını hepimiz gördük. Bunun karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve başta Macaristan Başbakanı Orban'ın tutumu çok farklı. Bir an önce barışın gelmesi için NATO'nun da başka ülkelerinde, Türkiye'nin de inisiyatif almak için elinden geleceğini yapacağını gösteriyor. Fakat ne yazık ki mesela dünkü Erdoğan-Orban görüşmesinin ardından bugün tekrar bir açıklama geldi Pentagon'dan ve Pentagon F-16'ların Danimarka ve Hollanda tarafından Ukrayna'ya verileceğini ve Amerika'nın hibe yoluyla bunları Danimarka ve Hollanda'ya vereceğini ve dolayısıyla da Ukrayna semalarında F-16'ların uçacağını söyleyen açıklamalar yaptılar. Bu ne demek? Bu savaşı daha da şiddetlendirmek demek. Hatırlayalım, Orban Kasım ayını görebilecek miyiz diye bir cümle kurmuştu. Büyük savaştan bahsetmişti. Büyük savaş, 3. Dünya Savaşı'ndan. Yine Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić yine 3. Dünya Savaşı çıkmasa bile büyük bir çatışmanın an meselesi olduğunu söylemişti. Yine hatırlayalım çok daha önemli. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın bir canlı yayında 3. Dünya Savaşı çıkabilir ve biz hazırlıklıyız dediği cümleleri hatırlatarak söylüyorum. Amerika ve yanına aldığı, yani NATO'da hepsini yanına alamıyor ama yanına aldığı bir takım müttefiklerle 3. Dünya Savaşı çıksın diye Ukrayna'da savaşın daha çok tırmanması için her şeyi yapıyor. Dolayısıyla buradaki tedirginlik bu. Dolayısıyla NATO zirvesinin sonuç bildirgesine neler yansıyacak açıkçası hepimiz bekliyoruz. Bu sonuç bildirgesinde de görmüş olacağız ne olacağını. Ama bu çok tehlikeli bir oyun. Çok tehlikeli çünkü Ukrayna üzerinden Rusya'yı geriletmeyi düşünen, durdurmayı düşünen Amerika ve dolayısıyla NATO bir yeriyle burada savaşın devamından yana bir karar alıyor ve bu açıkçası son derece tehlikeli bir durum. Burada da biz bunlar tartışıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.